Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düşmeye başladı. 15 gün sonra işte inşallah Ramazan-ı Şerif'e gireceğiz. Şaban ayının 15. gecesi. Bunu Berat gecesi diye tarif edilmiş, tavsif edilmiş, anlatılmış. Arapçada buna sak gecesi, yani belge, sak belge demek. Belge gecesi anlamında da bu şekilde ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'deki Duhan suresinin Hamim vel kitabil mübin inne enzelnahu fi leyleti mübareketin inne kümle münzirin fiha yufragu kullu emrin hakim. O gece bizim katımızdan bir emirle her hikmetli iş tefrik edilir, ayrılır diye buyurulan bu ayeti kerime de bu geceye işaret edildiği bazı alimler tarafından yorumlanmıştır. Hatta Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan yeryüzü semasına indirildiği gecenin de bu geceye tevafuk ettiği yine bu ayetlerin tefsirinden bu şekilde yorumlanmıştır. Eğer öyleyse hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şeriflerinde bu gece Beni Kelp kabilesinin sürülerinin, koyun sürülerinin tüylerinin adedi kadar insanı Allah bu gecede affeder. Bu gece Cenab-ı Hak yeryüzü semasına tecelli eder ve yok mu dua eden duasını kabul edeyim, yok mu hasta olan hastalığı şifa vereyim, yok mu şu musibete, şu sıkıntıya düşer olmuş olan ona istediklerini vereyim, o sıkıntılardan kurtarayım diye Allah-u Teala kullarının dua etmesini bekler diye Peygamber Efendimiz Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerifte bu gecenin faziletini bu şekilde anlatıyor. Dolayısıyla bizler de bütün İslam alemi olarak bu gecenin farkına varmalıyız. Bu geceyi ibadetle, duayla geçirmeye çalışmalıyız. Her zaman söylediğimiz gibi dualarımız sadece bireysel olmamalı. Çünkü biz bir Müslüman kardeşimize gıyabında dua ettiğimiz zaman Allah-u Teala yine Peygamberimizin anlatmasıyla, ifadesiyle bir melek görevlendirir ve o melek de bir Müslüman kardeşinin gıyabında dua eden o Müslümana "Ya Rabbi bu kulunda senden ne istiyorsa o isteklerini ona ver" diye dua eder buyuruyor. Bu dinimizin rahmetinin ne kadar geniş olduğunu, Allah'ın hazinelerinin ne kadar sonsuz olduğunu anlatıyor. Bu geceyi biraz hüzünlü geçireceğiz. Çünkü İslam alemi, Kabe'miz, Mescid-i Nebevi, bütün mescitlerimiz maalesef içinden geçtiğimiz bu süreçten dolayı geçici bir süreyle tedbir amaçlı kapatılmış vaziyette. İnşallah bu geceki dualarımızda mescitlerimizin, camilerimizin tekrar açılması, bu musibetin üzerimizden bir an önce Rabbimizin inayetiyle üzerimizden uzaklaşmasını dua ve niyaz edelim. Bütün insanlığın bu beladan kurtulması için dua edelim. Şunu da yapalım, bir nefis muhasebesi yapalım. Bakın insanlık hep övündüğü teknolojisiyle, gelişmişliğiyle övünen insanlığın bakın küçücük bir virüs karşısında çıplak gözle görülmeyen böyle bir virüs karşısında ne kadar da aciz kaldığını, ne kadar da aciz kaldığının muhasebesini gerçekten yapmamız gerekiyor. Şöyle muhasebe yapmamız gerekiyor. Allah bizi böyle bir geceye eriştirdi. Affımız için bireysel yaptığımız hatalardan dolayı Allah'tan affımızı niyaz edelim. Ne istiyorsak Allah'tan isteyelim. Kulluk planında hangi hataları yaptık? Onları gözden geçirelim. Hangi güzel işleri yaparsak Allah'ın rızasına muvafık bir kul olabiliriz. Bunları tekrar muhasebesini gözden geçirmemiz lazım bu gecede. Bu geceye mahsus böyle çok özel bir ibadet yok. Değişik kitaplarda tarifler yapılıyor. Ama nacizane bizim tavsiye edebileceğimiz dua da bir ibadettir. Üd'u rabbeküm tezarruan ve hufye.
siz Rabbinize tazarru ve efendim alçak gönüllülükle boynunuzu bükerek böyle yalvararak Allah'tan isteyin. Allah'a bu şekilde dua edeyim. Allah'a bu şekilde dua edin diye ayet-i kerime bize haber veriyor. Hakikaten ibadet mevsimindeyiz, dua mevsimindeyiz. Bu gece elbette ki kaza namazlarımız varsa bunları gözden geçirmek lazım. Nafile namaz da kılabiliriz ama bu günlerde çok duaya ihtiyacımız var. Belki boynu bükük samimi bir kardeşimizin yapacağı bir dua bütün insanlığın üzerinde dolaşan bu musibetin def olmasına, bu musibetin uzaklaşmasına sebep olabilir mi? Hiç şüphemiz olmasın. Olabilir. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Bu geceyi inşallah bu şekilde uyanık geçirelim. Duamız, niyazımız, tekrardan şu cümleleri bitirmek isterim. Allah-u Teala içinde bulunduğumuz bu süreçten ülkemizi, milletimizi, bütün İslam alemini, bütün insanlık alemini Rabbim en kısa zamanda bu sıkıntılardan halas eylesin, kurtarsın inşallah. En kısa zamanda mescitlerimize, camilerimize tekrar omuz omuza saf tutacak günleri Cenab-ı Hak en kısa zamanda nasip eylesin. Ama birey olarak da, toplum olarak da, bütün insanlık alemi olarak da buradan çıkartmamız gereken dersleri iyi çıkartmamız lazım. Bu manada da tekrar tefekkür etmemiz lazım. Acaba merhamet duygularımız ne alemde? Şefkat duygumuz, merhamet duygumuz nasıl? Bunları efendim tekrar bir daha gözden geçirmek lazım. Allah-u Teala en kısa zamanda tekrar en güzel günlere kavuşmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Evlerimizde boş boş oturmaktansa, mübarek bir mevsimdeyiz. Evlerimizde olduğumuz müddetçe çoluğumuzla çocuğumuzla hakikaten ibadetlerimizi evde cemaat yapalım. Yani evimizdeki ev halkına evin reisi, evin aile büyüğü namazı kıldırsın bir kere. Bunu prensip haline getirelim. İkincisi Kur'an saatimiz olsun. Dua saatimiz olsun. Allah hepimize beraatını sağ eline alanlardan olmayı nasip etsin. Bu gece beraat gecesi olması sebebiyle Allah hepimizi günahlarımızdan, kusurlarımızdan, cehennemin azabından, kabrin azabından, sıkıntılarından, her türlü sıkıntılardan Allah beraat ettirdiği kullarından olmayı nasip etsin inşallah diye dua ve niyaz ediyorum.